Erken kırmızı kartın da etkisini gördük maçta. Atılmasaydı belki oyunu tutabilirdi temsilcimiz. Nasıl değerlendirmek istersin maçı? Nereden bakalım? Yani aslında Trabzonspor maça çok kötü başlamadı. Ama o pozisyonda Gürc Hakem... E, ...foal aksiyonu e, olduktan e, bir 20 saniye sonra düdüğü çaldı. Bitmesini bekledi pozisyonun. E, aslında düdüğü daha... E, Maxi Gomez'in üzerine oyuncu çullanırken faulü verseydi belki de kırmızı kart olmayacak. Tamam Maxi Gomez'in yaptığı hareket affedilecek bir hareket değil. Amatörce yani onu niye yapıyorsun? Zaten faul almışsın. Bir de böylesine önemli bir maçta tuz Onçı biber oluyorsun. Yani bir de Maxi Gomez'den bahsediyoruz. Yani acemi bir oyuncu olur. Affı yok. E, tamam ama eee Gürcü hakem e, 4'te ee, Enis Bardi'ye ceza sahasında yapılan bir hareket var. Rakibi e, Enis Bardi'yi bacaklarının arasına alıp çiğniyor. E, kafasını bacaklarının arasına sıkıştırıp çiğneyerek e, yere e, tuş Bırakıyor. resmen. Yani çok ağır. Yüzde bin penaltı. Yani ne konuştu hakem, gürcü hakem varla çok merak ediyorum. Penaltıyı vermediler. Ha, oradan Trabzonspor penaltı, penaltı yatsa geri dönebilir miydi? Zannetmiyorum. Yani Trabzon maçı zaten e, o 10. dakikada 10 kişi kaldıktan sonra kaybetti. Ama hakem e, çifte standart. Ki verdiği, e, Monaco lehine verdiği penaltı da e, çok ağır bir penaltı. Yani çok da böyle %100 penaltılık bir pozisyon değildi. E, ama verdi. Tamam penaltı diyelim ona ama Trabzonspor'un Trabzonspor lehine vermesi gereken penaltıyı vermedi. Trabzonspor'da e, bu sezon şunu görüyorum. Trabzonsporlu oyuncular sahaya odaklanamıyor. Trabzonspor'da bir problem var. Anlayamadığım bir problem var. Hatta bu problem Abdullah Avcı da çözebilmiş değil şu ana kadar. ben Uğurcan Çakır'ı bu kadar formsuz hiç görmedim. Yani dün bakıyorum mesela ya kardeşim sen bu kadar üst düzey kalecisin, milli takım kalecisin, Avrupa'nın her takımında oynarsın diyorum ki o potansiyel var. İsteyen de oldu. Ya penaltı ya bırak bir penaltıda vuruş anını bekle ya. Daha oyuncu topa gelirken yatıyorsun. Yatma. Dur kalende belki kurtaracaksın ki bu kusurunu aslında çözmüştü. Bununla ilgili haberler de yapmıştık. Sonra çalışıp bunun da gidermişti bu eksikliğini. Ama dün yine tıpkı ilk dönemdeki gibi erken yattı terse gitti. Yani yabancı oyuncuların yani transfer edilen yabancı oyuncuların çok fazla bir katkısı yok takıma hani baka yemeği gönderdiler çünkü çok fazla bireysel oynuyoruz dedi hoca. Bireysellikten uzaklaşıp biz takım oyunu oynamamız lazım dedi. Takım oyununu oturtamadılar. Hala bireysellik ön planda. Trezeguet işte oyunda olunca Bakasetas hep böyle bir iki oyuncu üzerinden oynayan bir takım var. Umut Bozok girince Umut Bozok. İşte Maxi Gomez 3-4 oyuncuyla Trabzonspor oynamaya çalışıyor ve Abdullah Hoca gelmeden önceki e, Trabzonspor'un savunmasını izliyoruz e, Trabzonspor'da Abdullah Avcı hiçbir takımında bu kadar e, gol yiyen kötü bir savunma anlayışı olmamıştır Abdullah Avcı takımlarında Savunma çok kötü e, dün bakıyorsun Larsen sağdan silindi Eren Elmalı sağdan silindi Eren Elmalı'da da şu kusur var ya milli takıma kadar yükseldin de kardeşim orta anında kafanı bir kaldır ya kafasını kaldırmadan e, topa bakıp orta yapıyor Nereye yaptığında daha taşa gidiyor çoğu ortası o problemi de gidermesi lazım. Yani Trabzonspor'da eksik çok savunmada e, stoperler ve kenar bekleri çok formsuz. Yani Trabzonspor savunmasız oynuyormuş gibi bir takım. Orta saha o yüzden çok yıpranıyor. E, tamam hücum bölgesinde etkili oyuncuları var ama Trabzonspor e, emekleme döneminde. Tekrar sil baştan o, Abdullah Avcı'nın geldiği dönemdeki Trabzonspor'u izliyoruz şu anda çok çalışması lazım kat etmesi gereken çok yol var Yusuf Yazıcı'ya bakıyorum futbola yeni başlamış gibi yani Yusuf Yazıcı bu kadar geriye nasıl gitti e o da anlaşılır gibi değil ya yani Yusuf Yazıcı'yı mı izliyoruz başka bir oyuncuyu mu izliyoruz hiç o yetenekleri o melekeleri tamamen kaybolmuş yani insan da üzülüyor ya bu oyuncu Trabzonspor'da neler yaptı Gitti, e, Lille'de şampiyonluk yaşadı. Avrupa Ligi'nde iki kez headlick yaptı. E, bir de Abdülkadir Ömür. Bu kadar potansiyelli olup da bu kadar geriye gitmesine bir anlam veremiyorum. Onun da bir terapiye ihtiyacı var. E, çok değerli bir oyuncu. Abdülkadir Ömür o kadar değerli bir oyuncu ama oyuncunun dediğim gibi e, çok üzerinde durulması lazım. Onun e, mutlu edilmesi lazım. Nerede problem var? Ya Oyuncuları e, sahaya odaklanma problemi diyorum ya. Abdülkadir Ömür sana maç aldırır ama sahaya odaklanamıyor. Bir mutsuzluk var oyuncuda. İşte. Onun giderilmesi lazım. Niye küstü? Nerede hata yapıyorlar? Abdülkadir Ömür mü hata yapıyor? Yoksa e, teknik heyette mi bir e, Abdülkadir Ömür ile ilgili bir iletişim problemi var? Hepsinin çözülmesi lazım. E, yoksa Trabzonspor bireysel anlamda baktığında bu oyuncularla şampiyonluğa oynar. Hatta şampiyon bile olabilir ama geçen yılki havayı yakalaması e, şu e, ortamda şu ortamda zor. Dediğim gibi takımın e, ayağa kalkması için hocanın bir şeyler yapması lazım. Trabzonspor'da yönetim her şeyi yaptı. Çok güçlü bir yönetimi var Trabzonspor'un. E, ne dedilerse al, Abdullah Avcı ne istedilerse yönetim aldı. Ha diyeceksin ki Dorukhan'ı yok, işte Vişkas'ı yok, Bakayem'e gitti. Doğru. Vişka dönecek. E, Dünya Kupası'ndan sonra Dorukhan da çalışmalara başlıyor. Hoca sezonu kapattı gözüyle bakıyor ama ben yine de ikinci yarının belli bir bölümünde Dorukhan'ın tekrar e, o formasına kavuşacağını düşünüyorum. Ama e, sancılı bir takım izliyoruz. Çok tat vermiyor. Taraftar arkasında duruyor. Yönetim çok güçlü. E, hoca da e, tabii ki çok kaliteli bir hoca. Ben Türkiye'nin e, Mourinho'su olacak diyorum Abdullah Avcı için. Ama ee, onun da takım üzerinde bir e, sevgi ortamını aşılaması mı gerekiyor? Bilemiyorum. Yani takımda e, an, anlam veremediğim bir problem var. Ee, tra yani şampiyon takım bu kadar kötü olamaz. Ki güçlü oyuncular aldılar. Önemli oyuncular aldılar. Mesela Maxi Gomez'in bile o pozisyonda o hareketi yapması bir problemin olduğunu gösterir. Oyuncunun kafasından bir problem var. Ee, Doğru değil yani. Bunların çözülmeden Trabzonspor'un e, yarışta olabileceğini düşünmüyorum. Çözülmesi gereken çok problem var. Sağ içi, sadece sağ içi değil, sağ dışında da çözülmesi gereken oyuncularla ilgili problemler olabilir. Yönetim bunları çözer. Parasal konular değil bak. Parasal konuları zaten yönetim çözer. Oyuncuların e, bir mutluluğa, sevgiye ihtiyacı var. Özellikle Abdülkadir Ömür'ün bence e, çok e, okşanması, sevilmesi değerli olduğunu ona hissettirilmesi gerekiyor. Bunu hoca ise hoca yapsın ya da takım arkadaşlarıyla takım arkadaşları bu sevgiyi versin. Çünkü bu takım başarılı olacaksa Abdülkadir Ömür'ün o güzel oyununa ihtiyacı var. Hatırla bir Galatasaray maçıydı sonra eleştirildi, kaybetmişti lig maçı hatırla abi Trabzon'da. Kasımpaşa, o, Kasımpaşa maçında oynattı. Başlattı. Sahip çıktı. Yani sonra toparladı şey, işte. Yine gerek gerek bir öyle bir buğzanlı döneme denk de, olabilir oyuncu ki dün Mesela yine bir slalom yaptı. Tam topa vurup e, normal şartlarda Abdülkadir Ömür'ün onu gol yapması lazım. Topa vuruş anında hani özgüvenliğini yitirmiş. O kadar yavaş vurdu ki topa. Hani geri pas gibi oldu kaleciye. Hani orada da bir oyuncunun abi, hani özgüven eksikliği. Sözleşmeler muras... yenilenmedi mi? Düzeltilmedi mi? Ya sözleşme Abdülkadir Paralar Ömür için mi? sözleşme problem değil. Yönetim Abdülkadir Ömür 3 istese 5 verir. E, sorun ne abi? Bilemiyorum işte yani bunu Abdülkadir Ömür'den mi dinlemek lazım hocadan mı dinlemek lazım ama acilen Abdülkadir Ömür'ün takıma kazandırılıp direkt ilk 11'de oynatılması gerekiyor. Yani bu oyuncu yedek kulübesinde bekletilecek küstürülecek bir oyuncu değil elinde Trabzonspor'un elindeki en marka oyuncu şu anda Abdülkadir Ömür ama e, biz onu çok potansiyelsiz bir şekilde izliyoruz nasıl e, terap edip hoca tekrar ayağa kaldırdıysa tekrar onu yapacak e, Hamşike bakıyoruz mesela ilk golde hani kademeye mi giriyorsun rakibi takibi tamam 35 yaşındasın da e, çok öldüğümüz bir oyuncusun daha maçın başında orada hamleni iyi yapman lazım benyetleri hafta içinde biz fotomaçta 3-4 kez yazdık rakibin en değerli en önemli oyuncusu önlem alınması gereken oyuncusu benyetlere karşı hiçbir önlem alınamamıştı mesela Ha diyeceksin ki Monaco 350 milyon euroluk bir takım. O, o gol atan oyuncular, e, orta sahası, kalecisinden yani ilk 11'de oynayan oyuncular belki 23 e, yaş ortalamasıyla oynadılar ama hepsi e, 15 ile 20 milyon euro arasında değeri olan, market değeri olan oyunculardı dün Trabzonspor'un karşısındaki oyuncular. Altun abi nereden bakalım? Yani Zeki abi Abdülkadir Kadir ömrüm bir mentora ihtiyacı var diyor. Ama sadece Ömür'le de değil herkes yani takım içindeki oyuncu grubunun bir derdi bir problemi var gibi sanki. Ya da var mı bilmiyorum abi bir yeni kurulan da takım diyoruz bir taraftan. Şimdi ben hani bu maç özelinde değil de genel fotoğrafa baka, bakmak isterim. Çünkü bu maçın özeline bakarsak yanılırız şöyle yanılırız. Çünkü bu maçta sen 11. dakikada kırmızı kartla 10 kişi kalıyorsun. Monaco deplasmanındasın son haftalarda. Yükselen bir grafiği olan bir takıma karşı oynuyorsun. Gerçekten çok önemli. Pofana gibi, Kamara gibi, Ben Benyeder gibi, Embolo gibi yani e, ofansif e, önemli avantajları olan bir takıma karşı oynuyorsun. Bütün bunlara baktığımızda hani bu maç özelinde değil de genele bakalım istersen diyorum. Bilmiyorum yani genel fotoğrafa bir bakalım. Orada e, hani o fotoğrafa iyi bakamazsak. Trabzonspor'un bu sezonuna çok iyi bakamayız, göremeyiz diye düşünüyorum. Onun için söylüyorum. Şimdi bir, şöyle bakalım. Geçen senenin şampiyonluktaki kilit anahtar isimlerine bakalım. Vakame, Dorukan Visca. Vakame gitti, Dorukan Visca sakat. Artı Abdülkadir Ömür. Bak önemli önemli bir azalma var. Yani evet. şampiyonluk yaşayan takımın önemli. Yani ben niye gitti, niye gitmedi meselesini söylemiyorum. İkisi şanssızlık. Birisi e, mental olarak hazırlıkta sıkıntısı var. Biri gitti. Yani şimdi böyle bir durum var. Ne yaptın? Onların yerine oyuncu aldın. Şimdi onların yerine aldığın oyunculardan yararlanamıyorsun. Yani şöyle yararlan. Enis Bardi'yi aldın. Tamamladı mı bir tanesinin yerini? Şu ana kadar tamamlamadı. Bak şu ana kadar diyeyim ki söyleyeyim. Tabii. E, aldın tamamlamadı. Gıbamini aldın. Tamamladı mı bir tanesinin yerini? Tamamlamadı yani transferlerin senin ben şunu söyleyeyim yani onları daha geleceğim Hamşik Bakasetas yani bu ikisi diyorsun ki Hamşik olmazsa olmuyor Bakasetas olmaz e niye aldın bu oyuncuları e, bu onların yerini tamamlayacaktı bir kere evet. yani Bardi onların yerini tamamlayacaktı bir kere önemli noktalardan bir tanesine daha işaret edeyim e, Vitor Hugo'nun formsuzluğu. Yani Ya da işte neyse o sorunu evet. Aslında Trabzonspor'un temel savunma sorunlarının başında yer alıyor evet. Şimdi Bartra gerçekten iyi oyuncu Ama Aynen. bak dikkat et bazı Bir hamle stoperi bir denge stoperine ihtiyacın var Bartra bir denge stoperi Topu ayağına yakışan kullanan falan Ama sana bir tane savaşçı lazım orada O Vitorgo evet. o savaşçılığı geçen sene yapıyordu evet, Şimdi bu, bu sene yaptım. yok Densfil bana göre mesela herkes çok beğeniyor çok no yani Bartra ile beraber oynayacak oyuncu değil. Ya Densville ile Vitor'u oynatacaksın ya da e, Vitor'la Bart e, Bartra oynayacak. Yani birbirini tamamlayan oyuncular değil. Bir kere bak Vitor'u geri döndürmek lazım bir. E, Abdülkadir Ömür'ü geri döndürmek lazım iki. Ve belki de en önemli noktalardan bir tanesini daha söyledikten sonra söyleyeceğim. Umut Bozok'u bu takıma monte etmek zorundasın. Evet, yani monte etmek zorundasın. Çünkü monte derken Umut... 11'de başlayacak tabii. Yani Umut Bozok sana hani klasik bir tabirdir ya, amiyane tabir. Şapkadan tavşan çıkaracak oyuncu. Gelin.